Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî erseler rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve ala âlihi ve ashabil mukaddimîn alel hayr ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Fe şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. İza zikira ashabi femsiku ve iza zikiratin nucumu femsiku ve iza zikiral kaderu femsiku. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-i ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihar eden müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Allahümme Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ zükira ashabi femsikû. Ashabım anıldığında dilinizi tutun. Ashab, sahabinin çoğulu. Sahabinin çoğulu sahabe veya ashab. Ne demek o? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Müslümanken sağlığında imanlı olarak can gözüyle gören insanlara sahabi deniyor. Uzun süre oturup kalkması şart değil. Bir saniye bile Peygamberimiz Efendimiz'i gören, Peygamberimizin gördüğü insana sahabi deniyor. Efendimizin feyzinden, nurundan direkt istifade etmiş kimse olarak da Kur'an-ı Kerim'de sahabiler övülmüşlerdir. Sahabiler de insandır. Kur'an-ı Kerim'de övülmekle beraber onlar da insandır. Onların da ufak tefek aralarında bazı şeyler geçmiştir. Bunları da biliyoruz. Efendimiz diyor ki her insan gibi onların da aralarında bazı bir takım olaylar olabilir. Ama siz benim ashabımdan birisi onların arasında olan bazı şeyler, olumsuz davranışlar, birbirlerine karşı küsmeler, darılmalar, nizalar, kavgalar, ihtilaflar olduysa hiçbirine dil uzatmayın, susun, dilinizi tutun. Öyle diyor. Vücuben, mecburen tutun. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste böyle, başka hadiste de Allah'a Allah'a ashabi. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun benim ashabım hakkında. Dilinizi dolamayın, oynatmayın. Onlara taan etmeyin. Onları anlatırken onların hakkında aleyhine konuşma konusunda serbest değilsiniz. Susacaksınız. Evet, onlara layık olmayan, onların haline uymayan, durumlarına layık olmayan laflarla onları anma hakkınız yok. Susun diyor. Neden? Evet. Hayrul kuruni karni sümmellezine yalunehum sümmellezine yalunehum. Bütün çağların en güzel insanı, insanları benim devrimde, çağımda yaşayan insanlardır. Evet. En güzeli onlardır. Sonra onları takip edenlerdir. Sonra onları takip edenlerdir. Evet. Ashabi kennücumi. Ashabım yıldızlar gibidir. Nasıl gece karanlığında aydan yıldız, ay da bir yıldızdır. Bizim dilimizde ay.
Güneş de bir yıldız. Gökte dolaşanlara yıldız deniyor aslında. Evet, adı bizim için güneş, ay olsa da yıldız. Onlarla biz karanlıkta bakıyoruz, yönümüzü tayin ediyoruz. Kutup yıldız diyoruz, kuzeyde. O bize göre. Evet, ona bakıyoruz, yönümüzü ona göre tayin ediyoruz. Evet, aynı yıldızlarla nasıl karanlık içinde yolunuzu buluyorsanız, benim ashabım da aynı onlar gibidir. Onlara bakarak yolunuzu bulursunuz, gideceğiniz yolu tayin edersiniz, hedefinize ulaşırsınız. Bi'eyyihim ıttedeytüm, ihtedeytüm. Ashabımın hiç ayırmaksızın hangisine olursa olsun uyarsanız doğruyu bulursunuz, hidayeti bulursunuz. Evet, bütün insanların en hayırları onlardır. Onun için evet, şöyle oldu, aralarında böyle oldu. Sen sus, dilini tut. İşte bundan dolayı İmam-ı Azam Hazretleri de "Ütruk emre Osman'a ve Ali'in ilallahi." Hazreti Osman da Hazreti Ali arasında şöyle oldu, sus diyor, bırak onu, bırak Allah'a. Sen orada mıydın? Biliyor musun işin git yüzünü? Bilmiyorsun. O zaman sus. Peygamberimiz onu söylüyor. Sahabiler arasında böyle bir takım nizalar, şunlar bunlar olduysa sus, dilini tut, dilini tut. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe anamız, her biri yıldız, her biri müştehit, görüş sahibi adam, müstakil konuşma yetkisine sahip. Bak, bi eyyihim ıddedeytüm ihdedeytüm, hangisine uyarsanız her biri hidayet rehberidir demek bu. Her birine uyabilirsiniz, her birisi direkt. Onun için müstakil iştihat yapma selahiyetleri var. Onun iştihadı böyle, onun iştihadı böyle. İştihada dayanan ihtilaflar bunlar. Sen iştihat yapmaya yetkili misin? Ne gezer? Olanları bile anlamaktan acizsin. Sus sana o zaman. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Sus diyor. Karışma sen onlara. Karışma sen onlara. Evet. Hazreti Ayşe anamız, Hazreti Osman şehit edildiğindeki temelinde bir Yahudi dönmesinin Müslümanları kışkırtması vardır. Kışkırtmış, isyan haline getirmiş milleti Mısır'dan, Kahire'den. İsyancılar gelmiş Hazreti Osman'a. Hazreti Ali Hasan-ı Hüseyin Efendimiz'i bekçi koymuş. Amcanızı koruyun oğlum demiş. Ölme pahasına korumuşlar. Öyle yaralanmışlar ki bir ay kalkamamışlar. Öylecesine korumuşlar Hazreti Osman'ı. Hazreti Osman, Hazreti Ali Hazreti Osman'a karşı değil. Ama halk böyle galeyana gelmiş. Laftan anlamaz, durdan anlamaz. Gidin oğlum koruyun. Onları yaralamışlar, sermişler yere, öyle girmişler içeriye. İlk giren Hazreti Ebubekir'in oğlu. En yakın arkadaşının oğlunu kışkırtıyorlar. Hainler. Oğlum demiş, ben babanı çok severim. Yani Ruz-u Mahşer'de sevdiğim adamın karşısında davacı davalı olmayı istemem deyince kendine gelmiş, geri çıkmış. Durun dediyse de gözleri dönmüş, adamlar dinlememişler, onu kenara attırıvermişler ve Hazreti Osman şehit etmişler. Kur'an okurken, o Kur'an da bizim Türk İslam Müzesi'ndeydi, şimdi Topkapı'da korunuyor. Öyle kıymetli şeylerimiz var, eserlerimiz var. Şimdi Hazreti Ali'yi halife oturtturmuşlar. Bunları size bilgi olarak sunuyorum. Bu hadisle ilgili, yani bazı İslam'da da çeşitli cereyanlar var. Biz ehl-i sünnet ve cemaatiz, orta yoluz, mantık yolundan gidiyoruz. Duygularla hareket etmiyoruz. Ama aşırı uçlu uçtan olan kimseler var İslam aleminde de. Bazısı Hazreti Ali'ye çatıyor, bazısı Hazreti Osman'a çatıyor. Yok yok, biz ikisine de çatmayız. Şimdi onun için anlatıyorum. Hazreti Ayşe anamız, Hazreti Ali'nin fetva sorduğu, sahabenin fetva sorduğu allame bir kadın, bizzat peygamberin özel okuttuğu, yetiştirdiği muhteşem bir insan Hazreti Ayşe anamız. Süper zeki, çok bilgin. İştah soruyorlar, İştah soruyorlar ondan. Demiş ki, Ali evladım, neden?
müminlerin anasıdır. Evladım deme hakkı var. Buyur müminlerin anası. Osman günahsız öldürüldü. Öldürülme hakkı yoktu onun. Bu katilleri cezalandırman lazım. Kısas yapman lazım. Haksız öldürüldü çünkü. Tamam. Yerden göğe haklısın müminlerin anası. Ben de o kanaattayım. Osman'ın günahı yoktu. Bu asiler katildir. Hem de haksız yere katildir. Kısas yapılmaları lazım. Kısasen öldürülmeli lazım. Ama müminlerin anası, sen öyle diyorsun. Evet. Ne diyorsun peki, ne istiyorsun? Şimdi o öldürenleri yakala ve gereğini yap. Kısasen onları öldür. Doğru söylüyorsun. Ama senin öldür dediğin adamlar beni buraya diktiler. Halife sensin diye onları tutturdular. Müsaade et. Aynı kanaattayız. Biraz polis teşkilatını kurayım, ordumu kurayım. O dediğin adamları yakalatmam lazım. Neyle yakalayacağım? Onları onlarla yakalatamam ki. Kendi adamlarına bana müsaade et, biraz süre tanı. Kendi teşkilatını kurayım, onları yakalayacağım ve gereğini yapacağım. Güzel. Ayşe anamız da müthiş. Güzel, onunki de ne diyor? Ali diyor, halifenin birinci vazifesi, İslam'da devlet reisinin birinci vazifesi adaleti hakim kılmak, uygulamaktır. Adaleti çiğneyenleri cezalandırmaktır. Sen de öyle söylüyorsun ama ikinci madde, adaleti uygulamanın gecikmesi de zulümdür diyor. Anında adalet yerine getirilmelidir. Evet, bu da doğru. Ben hayatımda hep bu İslami emirleri dünyanın her tarafında, Türkiye'mizde görmüşümdür. Ne kadar haklı olduğunu. Bir adam işte eve giriyor, karının ırzına geçiyor, kızının ırzına geçiyor. Ondan sonra paralarını çalıyor, bilmem ne ediyor. Ondan sonra da hepsini işkenceyle öldürüyor. Gazetelere geçti bu. Benim gençlik dönemimde herkes hemen öldürülmeli, hemen öldürülmeli. Evlerde konuşuldu, hemen öldürülmeli bu. Ne kadar vahşi bu, dediler. Fakat bir soruşturmanın usulü var, prosedürü var, kanunen. Vay bu işte katilin memleketine sorarlar, bu adam mı, o adam mı? Hani yanlış iş yapmayalım diye. Onu sorarlar, şahitler dinlenir, olay yerine keşif gidilir derken 5-6 ay geçiyor, hatta bir sene. Değil mi? Mahkemeniz yalnız o değil ki. Şimdi öyle. Evet, ben bunu yaşadım. Böyle dinliyordu evlerde. Hemen öldürülmeli, hem de işkenceyle öldürülmeli. Bütün evlerde konuşuluyordu. O ceza uygulanacağı zaman uygulandı ceza. Tabii hakim kararı verdi. İdam vardı o zaman. İdam edildi adam. Evet, aynı adam ben. Aileler dolaşıyor şimdi. Yazık ettiler ya. Gencecik adammış. Bu asılır mı lan? Sen de miydin? Bu iş yap. Bakın, adaletin uygulanması geciktiği zaman unutuldu olaylar. Yazık ettiler adama ya diyor. Asmasalar iyiydi diyor. Aynı adam. Ayşe anamız da haklı. Adaletin gecikmesi de zulümdür. Bak adamın asması yine kabul etmiyor vatandaş. Halbuki evvelce öldürseler de diyordu böyle. Bütün evlerde konuşuluyordu. Öyle bir canavar. Unutuldu, yazık ettiler adama ya diyor. Adaleti zamanda uygulamazsanız cezalar tesirini göstermez. Onun için diyor ki adaletin gecikmesi de zulümdür Ali diyor. Hemen uygula diyor. Nasıl uygulayayım? İhtilaf buradan çıkıyor. İkisi de haklı. Onun için sen karışma oralara. Ben bir olayı anlattım size. Onun için sahabiler arasında böyle olmuştur, böyle olmuştur. Yok, dur. Biz evvela orada değildik. Olayı işte bu kitaplardan aktarılan şekliyle biliyoruz. Evet. Ya senin okuduğun kitap taraf tuttuysa, sen de onun böyle şeysinin arkasından gidiyorsun, haksız yolda konuşuyorsun. Öyle diyor Peygamberimiz. Sahabiler hakkında ben size söylüyorum ki diyor Peygamberimiz, sakın ha onların konuştuğu zaman konuşmayın, siz de aleyhlerine konuşmayın, hayırlarına konuşun. Femsiku, tutun dilinizi. Evet, bunu mutlaka
bu sözü kulağımıza küpe edip dinlemeliyiz. Vardır veriyoruz. Şu sahabiye, bu sahabiye, ben bu kulaklarımdan duydum. Bir bazı ülkelere gittim. Hazreti Muaviye, ana avrat küfredenler, lanet okuyanlar, Hazreti Osman'a küfredenler, aman ya Rabbi. Yanlış şeyler bunlar. Biz susarız. Peygamberin sözü bu. Bir, iki, ve izâ zukiratin nucumu fe emsikû. Şimdi ne güzel görmüş bakın. Bilmiyorum, şimdi gazeteleri okuma fırsatım olmuyor ama eskiden hepsi öyle bir bakıyorduk. Gazetelerde fal köşesi vardır. Burcunuz, falınız filan diye. Burç ne demek arkadaş? Bir yıldız demek. Bilmem ne topluluğu demek, değil mi? Güzel peygamberimiz bizim insanlarımızın böyle olacağını görmüş. Falan burçta doğan büyük adam olurmuş. Mutlu olurmuş. Zengin olurmuş. Yazıyor, köşeler var. İşi ters gitmezmiş. Şöyle olan böyle. Adam aldı mı? Yani adam dediysem kadınlar daha çok. Aldım, hemen o köşeye bakıyor. Aa, mutlu oluyor. Tersi neyse, kocasında kavga ediyor, karısında kavga ediyor, burcu da ters yazdılar diye etkileniyor. Böyle yıldızlarla ilgili laflar ettiler mi, susun diyor. İnanmayın, konuşmayın, katılmayın o konuşmaya, susun. Güzel görmüş bak. Fal köşesi vardı ya, bilmiyorum gene var mı? Burcunuz, doğduğunuz burçuysa şöyle şöyle yazıyor. Bunlar yok İslam'da. Yıldızlarla ilgili. Ha, o yoldu. Çok yağmur yağacak filan. Bırak onları. Yıldızlarla ilgili böyle uğursuzdu, uğurluydu, fuydu buydu diye laflar çıktı mı susun, konuşmayın. Ve izâ zükirel kadar femsikû. Şimdi aynı güzel peygamberimiz peygamberlik gözüyle çağlar ötesini görmüş. Biz fakültede okurken bu ideolojik hareketler ayyuka çıkmıştı. Herkes böyle konuşur falan. Kahvede oturur, kantinde oturur, dinine yandı mı zenginlere basar küfrü, kendisi de tavla oynar. Talebe kantinde, şurada burada. Zenginlere küfreder. Kendisi işte solcu, şu bu. Bir görüşü var. Onlara küfreder. Bizim beş kuruşumuz yok. Dişimizin kovunu sarıyoruz. Adamına bak filan filan diye. Kader ne bilmem ne. Kadere küfreder arkasından. Evet. Böyle kaderin içine filan diye de arkasından laf eder. Böyle kader olur mu? Evet. Şarkısı bile yok mu canım? Kaderime itiraz ediyorum filan diye. İtiraz etsen kim dinler lan seni? Biz kadere inanırız. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ. Hayır ve şer Allah'tan. İtiraz edemezsin. Edersen Müslüman olamazsın. Bu aziz milletin hepsi günahkar da olabilir ama mümindir. Milletin imanını, kafasını karıştırıyorlar. Böylece kaderle konuşuyor. Kaderi bilmiyorsun ki sen. Kader İslam'da hiç kapalı, gizli, anlatılmayacak taraf yok. Her şey sorulabilir, okunabilir, deşelenebilir. Ama seviye farkı var. İlkokuldaki çocuğa okutulan derslerle ortaokulda, lisede, fakültede okulan dersler aynı seviyede mi? Basitten başlıyorlar. Gelişme paralelinde dersler ağırlaşıyor. Fakültede yetmiyor, doktora diyorlar. Doktora yetmiyor, doçentlik diyorlar. Seviye yükselttikçe konular da yükseliyor. Ha, bu kader konusu da taban bilgileri gerekli kılan bir yüksek konu. Anlaşılmaz, okunmaz, yazılmaz değil. Ama herkes anlayacak seviyede değil. Şimdi liseye gelmeden 3 üzeri 3. Üçlü kök. Nereden bilsin çocuk? 7 yaşındaki çocuk. Lise 17-18 yaşında gelmesi lazım.
onu çözüyoruz. Parabol diyoruz, bir türev diyoruz. Gelişti kafamız. İlkokulda sorarsan 3 üzeri 3 ne demek? Yo, anlamaz ki. Denklem ne demek? 2 bilinmeyenle 3 bilinen denklem ne demek? Bilir mi? Konuların böyle insan şeylerine göre seviyeli olanları var. Kader de bu seviyeli olanlardan. Yoksa İslam'ın çürük hiçbir tarafı yok. Kader konusu ince bir konu. Taban bilgileri gerekli kalan bir konu. Onun için herkes bunu konuşamaz. Konuşmayın diyor. Kaderle ilgili laflar edildi mi şurada burada evlerde susun diyor. Siz biliyor musunuz? Temel bilgileriniz var mı? İnce bir konudur bu. Bakarsın küfre düşüverirsin. Evet. Ne güzel. Ben size halkın anlayacağı dilde. Kader varsa alın yazım. Benim günahım ne? Öyle diyor vatandaş. Onun kızı yok. Böyle kaderinin diyor. Şimdi Hazreti Ömer halifedir. Zamanında adamın birisi bir kalabalıkta girmiş kalabalığın içine. Ceplerden paraları aşırıyor. Yankesilik yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Gelmişler devletin görevlileri de adamı cebini soktuğu anda paraları tuttuğu anda bileğinden yakalamışlar. Suçüstü yapmışlar. Herkes de görmüş. Hırsızlık yapıyor. Şimdi doluyor canım haçta. Kalabalıkta millet Bismillahirrahmanirrahim. Gözleri yaşlı Hacer Esved öpecek. O kalabalıkta adamın kafası orada. Ama birisinin kafası da ceplerden paraları aşırmakta. İnsanlar değişmiyor. Yakalamış. Kimdi de yakılıyorlar. Nasıl bağırıyor ondan sonra ama cezası ağır. İslam'da hırsızlığın cezası. Evet. Yakalamışlar. Basit bir para. Adamın tabi İslam'da hırsızlığın cezası el kesmek. Şartları varsa tabi. Şartları var. Biz bunun doktorasını yaptık. Kitabını yazdık. Öyle rastgele değil. Şartları varsa elinin kesilmesi. Vassarık vassarık faktavu eydiyöhüme ayet cille. Basit bir para. Adamın eli gidecek. İspat edilmiş. Yani el gider mi bu kadar hırsızlık yapılan şeyden diye. Hazreti Ömer'in canı sıkılmış. Bir tane ask etmiş ona. Evet. Canı yanmış. Hazreti Ömer pehlivan adam. Gençliğinde pehlivanlık yapmış. Öyle adam. Yakışıklı vurmuş. Canını acıkmış. Ne vuruyorsun bana ya demiş. Bu benim alın yazım. Yazımda bu herifin parasını çalacağım. Ben hırsız olacağım da yazılı benim yazım böyle. Niye vuruyorsun demiş. Ben yazımın gereğini yapıyorum. Ne güzel cevap. Ne bağırıyorsun ya demiş. Benim yazımda da sana bir tokat atmak yazıyor. Evet biz o yazıyı bilmediğimiz için aklımızı kullanacağız. Peygamberimizin sözüne bakacağız. Kur'an'ın. Aha bu doğru bu yanlış. Ona göre hareket edeceğiz. Olmadı. Ha, yazım buymuş. Harekiri yapmak yok. Bir başka kapıdan umutsuzluğa düşmek de yok. Kader insanı böyle. Kader konusu ince bir konudur. Allah bildiği için senin iradeni ne yolda kullanacak bildiği için yazıyor oraya. Yoksa mecbur değilsin. Mecbur edip mi etmiyor. Yani sorumluluk var. Ama ince bir konu bu. Böyle iki cümleyle anlatılmaz. Susun diyor kader konuşulduğu zaman evlerde şurada burada. Uzman kişiler yanında bunlar anlatılsın. Dalmayın içine. Çıkamazsınız. Evet susun diyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu konuda mesela İmam Bagavi büyük bir Türk alimidir. Bu Türk alimi diyor ki El kaderu sirrullahi. Kader Allah'ın sırrıdır. Bu sırra aşina olmak için arif olmak lazım. Alim olmak lazım. Evet Hazreti Ali'ye sormuşlar. Demişler ki ya Ali kader nedir? Tarikun muzlim la teslukhu. Karanlık yol kardeşim gidişine demiş. Dalma buna. Adam demiş ya senden başka bunu bilen kim olacak? Sen gibi. Çünkü ilmin şehri peygamberimiz, ilim şehrin kapısı da Ali. Çok alim Hazreti Ali. Ana medinetul ilmi ve aliyun babuha diyor peygamberimiz. Öyle alim sahabi. Seni bulmuşken diyor bir şey öğrenelim. Öyle demiş.
karanlık yol demiş ya, ne işin var gidişine. Adam hayır demiş, seni kaçırmam. Demiş ki bahrun amikun la tulcimhu, derin deniz oğlum dalma demiş. Evet, bizim 20 küsür yaşında hem de yüzme ustası mühendis bir arkadaşımız, bir arkadaşına yüzme öğreteceğim, dalmayı öğreteceğim derken bir fazla dalıvermiş gitti, çocukları yetim kaldı. Derin denizdir oğlum demiş, girme dalma. Hazreti Ali dinlesene ya öyle adamın sözünü. Adam yine demiş hayır demiş, cevap ver sirrullahi, evet Allah'ın sırrıdır, senin gibilerden gizledi Allah demiş, araştırma. Çık git demiş, azarlamış. Evet, bu kader konusu Ali gibi böyle alim fazıl kişiler arasında konuşulur. Gizli yok, kapaklığı yok da kapasiten müsait mi anlamaya? Ha, üç bilinmeyenli, beş bilinmeyenli denklem bu. Bunu bilmek için altyapın var mı senin? Yoksa sus diyor bak, dalma yavruya diyor. İşi iyi bilmiyorsan yüzmesini dalma, ne güzel söz. Evet, kader konusunda da araştırmayın, susun diyor. Çok şüphe ediyorsan doğrusuna inandım diyeceksin, iman şüphe götürmez. Uzman bir adam bulacaksın, duramıyorum, uyuyamıyorum, başım bir soru kemiriyor. Oturacaksın yanına, ondan dinleyeceksin müsait bir zamanında. Kendi kendine çözmeye, tartışmaya kalkma. Evet, mesela odur. Peygamberimiz de şimdi böyle kahve köşelerinde, evlerde, benim kanaatime göre kardeşim, dur beyefendi, senin sahan mı bu? Herkesin bir uzmanlık sahası var. Sahan olmuyor şeye, niye burnunu sokuyorsun? Bu konu çok hassas bir konu. Araştırmayın diyor. Konuyu kapatın, değiştirin konuyu diyor. İleride olacak böyle insanların kafasına bir soru girdi mi kolay kolay çıkmaz. Beceriksiz adam dinden eder, öyle değil mi? Beceriksiz hoca insanı dinden eder. Beceriksiz doktor candan eder. Beceriklisini bulacaksın. Seviyeli kimseyi bulacaksın. Hadis-i şerifi Tabarani Ebu Naim Hilyesinde Sevban Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.